Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde El halalu beyinun vel haramu beyinun. Helal de bellidir, haram da bellidir. Hepimiz içkinin haram olduğunu biliyoruz. Kumarın haram olduğunu biliyoruz. Zinanın haram olduğunu biliyoruz. Adam öldürmenin haram olduğunu biliyoruz. Yani bunlar açık olan şeylerdir. Her Müslüman bunları bilir. Yemenin, içmenin helal olduğunu biliyoruz. Su içmenin helal olduğunu biliyoruz. İşte evlerimizin bize helal olduğunu biliyoruz. Eşlerimizin bize helal olduğunu biliyoruz. Helaller de bellidir. Fakat bu helal ile haramlar arasında şüpheli şeyler vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman eğer şüpheli şeylerden sakınırsa hem ırzını hem dinini korumuş olur buyuruyor. Yani eğer şüpheli şeylere dalmazsak hem şerefimizi koruruz hem de dinimiz sağlam olur. Ama bir insan şüpheli şeylere dalarsa, helal haram olup olmadığı belli olmayan şeylere dalarsa o kişinin ayağının kayması yakındır. Peygamberimiz aleyhisselam bunu bir örnekle bize şöyle bildiriyor. Diyor ki bir çobanı düşünün. Davarlarını merada otlatabilir. Helal olan bir alanda otlatabilir. Ama o ne yapıyor? Hayvanlarını başkasının ekinlerinin olduğu yere yaklaştırıyor. Koruluğuna getiriyor. Yani her ne kadar hayvanlarına hakim çıkmak istese de o davarlarını, o hayvanlarını o ekinlerden uzak tutması zordur. Yani oraya o hayvanları sürdüğü zaman şüphe meydana gelir. Acaba davarlarım o ekinden yedi mi, o ekine dalacak mı, dalmış mı? Bu sefer şüpheler meydana gelir. Dolayısıyla ne olur? İnsan o harama girmiş olur. Yani o hayvanları o ekinlere yaklaştırmakla aslında kendini harama girmeye hazır hale getirmiştir. Çünkü hayvanı yabancının haram olan bir kişinin ekinlerinin yanına götürürsen o hayvan ne yapar? O ekine dalar. Onun için Peygamberimiz aleyhisselam bizlere şüpheli şeylerden kaçınmamızı bizlere tavsiye ediyor. Çünkü Yüce Allah'ın yeryüzündeki sınırları, hudutları, haramlarıdır. Yani Yüce Allah kulunun harama dalmasını kabul etmez. Ve harama daldığı zaman mutlaka cezalandırılacağını ayet-i kerimelerle bizlere ifade etmiştir. Daha güzel pekişmesi için sizlere bir kıssa anlatmak istiyorum. Zamanın birinde bir camiye bir müezzin atanır. Camide göreve başlar. Tabii bazen cemaatten kişiler tesbihsini veya işte tarağını veya işte takkesini camide unutabiliyor. O şeyler için camide de bir kutu yapılmış, kutuya konuluyor. Bir gün bir kişi sabah namazından sonra tarağını camide unutuyor. Müezzin de tarağı alıyor, bakıyor çok güzel bir tarak. Eskiden erkekler daima ceplerinde tarak taşırlardı. Saçlarını o taraklarla tararlardı. Şu an o uygulamalar kalmamış ama eskilerimiz bunu hatırlar. Tarak o zaman da çok kıymetli. Yani şu anda en kıymetsiz olan şeylerden bir tanesi belki taraktır. Ama o zaman çok kıymetli bir şey. Yani kıymetli derken Az bulunan şeyler daima kıymetli olur. Müezzin de tarağı çok beğeniyor.
Ama ne yapıyor? Tarağı alıyor, gidiyor kutuya koyuyor. Tabii günler geçiyor aradan, tarağın sahibi çıkmıyor. O müezzin de kitaplara bakıyor. Acaba bu tarağı almam caiz midir, değil midir? Yani acaba kitaplarda fetva var mı, yok mu diye bunu araştırmaya başlıyor. Araştırmalar neticesinde görüyor ki işte kıymetsiz olan, küçük olan şeyler, değeri az olan şeyler eğer sahibi çıkmazsa kullanılmak üzere alınabilir diyor. O da o tarağı alıyor, cebine koyuyor akşamleyin ve eve gidiyor. Tabii uyuyacak, biraz da yorgun olduğu için üzerini değişmeden böyle bir yere uzanıyor. Rüyada bakıyor ki iki dev adam, iki kişi geliyor ve birisi sağ koluna, birisi de sol koluna giriyor. Yani sanki bir mahkumu yakalarcasına onu yakalıyorlar. Karşıdan da bir adam geliyor, elinde bir demir tarak. O demir tarakla bu müezzinin başını tarıyorlar. Yani şöyle tarağı başını tarıyorlar. Tabi demir tarakla sen başı tararsan ne olur? Kanar. Onun da başını kanatıyorlar. Kanlar böyle fışkırıyor. Tabi bu da onların arasında ay vay diyor ama onu kurtaracak kimse yok. Bir ara müezzin o haldeyken uyanıyor. Bakıyor ki ter içinde kalmış. Yani gerçek sandığı şey rüyaymış. Ama o kadar ki o rüya onu etkilemiş, terler içinde kalmış. Neyse biraz kendine geldikten sonra hani kötü bir rüya gördüğümüzde yapmamız gereken işte sol tarafımıza 3 defa tükürmek ve yerimizi değiştirmek, auzu besmele getirmek. Bunlar sünnettir. O da onu yaptıktan sonra tekrar uyuyor. Tekrar uyuyor, tekrar o iki adamın onu yakalayıp diğerinin de başını taradığını görüyor. Yine uykusundan böyle uyanıyor. Aklına tarak geliyor. Hemen cebindeki tarağı ileriye fırlatıyor. Ve tekrar uyuyunca o rüyayı artık görmüyor. Sabah namazında tarağını alıyor, tekrar kutusuna görüyor. O camideki kutuya koyuyor. Cami imamı müezzine diyor ki hayırdır diyor, akşam diyor tarağı aldın, sabah tarağı geri getirdin. Neden getirdin diyor. Hocam diyor hiç sorma diyor. Vallahi diyor ben o tarağın fetvasını buldum. Yani onu kullanabilirim diye fetva buldum. Kalbim de rahat olmadı ama o tarağı almak istiyordum. Şüphelenmiştim. Aldım tarağı, eve götürdüm. İşte akşam böyle böyle oldu. İmam gülüyor, gülümsüyor. Diyor ki, sen daha tazesin, körpe bir insansın, temiz bir insansın. Şüpheli şeyi aldın, hemen seni uyardılar. Şayet bizim gibi günaha dalmış, yaşı ilerlemiş bir kişi olsaydın, o tarağı almak aldığın zaman böyle bir şeye maruz kalmazdın. Bu senin kalbinin temizliğini gösteriyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam da insanın vücudunda bir parça vardır diyor, bir parça. Eğer o parça sağlam olursa vücudun tamamı sağlam olur. Eğer o parçada bir sıkıntı olursa vücut hastalanır buyuruyor. O da kalptir. İnsanın kalbi sağlam şeylere dönerse o zaman ne olur? Vücut, o kalp, o vücudu sağlam tutar. Ama şüpheli şeylere dalarsak o zaman da günaha dalma riskimiz artar. İşte onun için kıymetli müminler, kendimizi şüpheli şeylerden sakındıralım. Eğer bizler haram işlemeye devam edersek, her haramda kalbimizde siyah bir nokta oluşur. O siyah noktaların sayısı artınca kalpteki kararma da fazlalaşır ve artık insan hakkı, hakikati göremez hale gelir. Onun için yani bir yerden başlamak lazım, dönmek lazım,
Nereye döneceğiz? Hakka döneceğiz. Doğruya döneceğiz ve o istikamette ilerleyeceğiz. Sahabi geliyor diyor, ya Resulallah, ben çok zeki bir adam değilim. Çok şeyi aklımda tutamam ve sürekli de senin yanına gelemem. Bana böyle kısa bir nasihatte bulun ki ben onunla yolumu bulayım. Peygamberimiz Aleyhisselam şu ayeti okuyor. Diyor ki, de ki, kul amentu billah, Allah'a iman et, sonra da sümmestakim, sonra da dosdoğru ol, düzgün ol, doğru yoldan git. Yani böyle şüpheli şeylere dalma. Yani sağlam yol varken neden şüpheli şeylere gireceğiz? Onun için kendimizi şüpheli şeylerden koruyalım. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.